Köyümüz şehirden yüksek mi yüksek? Baban ihtiyarlıyor oğul. Bilmem nesek. Söz dinlemiyor artık ahırdaki eşek. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Sizi 9 ay 10 gün karnımda taşıdım. 5 oğul 1 kızım için yaşadım. Şimdi halim kalmadı. Gençliğimi boşadım. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Köyde bacalar eskisi gibi tütmüyor. Çorba dahi boğazımızdan geçmiyor. Takatimiz kalmadı. İşler bitmiyor. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Geçenlerde kasabadan köye doktor geldi. Sağlam kimse kalmadı. Herkese ilaç verdi. Bana da kendini yorma, ansızın gidersin diyiverdi. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Eskiden köyümüzde yağız delikanlılar vardı. Al duvak içinde gelinler, giderken ağlardı. Gençler köyü terk etti, şimdi ihtiyarlar kaldı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Hani yalnız yaşayan komşumuz Ali amca vardı ya, o da rahmetli oldu. Cenazesi 3 gün kaldı. Mezarını kazacak delikanlı bulunamadı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Öğrenci yokluğundan artık okul kapalı. İhtiyarlayınca babanın döküldü saçı sakalı. Benim de dizlerim tutmaz, ağır işlere bakalım. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. İmam usandı, tayin yaptırıp gitti. Bir ezan sesi duyuyorduk, o da bitti. Hastalıklar çoğaldı, artık canımıza yetti. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Analarda ciğer, evlatlarda merhamet olur. Gezen görür, yaşayan ölür. Eden elbet bulur. Hayır duamızı alın biz ölmeden ne olur. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Sizin huzurunuzu kaçırmak istemem. Gelinlerimi severim asla kin beslemem. Şimdi gelmezseniz cenazeme de istemem. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Ve oğulların analarına cevabı. 1. oğul. Ana. Ana şimdi Akdeniz sahillerindeyiz. Buralar çok güzel. Herkese tavsiye ederiz. Çocuklar diyor, ölürüz de asla köye gitmeyiz. Kusura bakma. Çocuklar istemeden biz gelemeyiz. 2. oğul. Ana. Mektup yazmışsın bize boşu boşuna. Çünkü daha açarken gitmedi hanımın hoşuna. Sen idare et artık. Bu sene de yalnız başına. Kusura bakma. Ben hanımımı gönderemem ana. 3. oğul. Ana. Gönderdiğin mektubu şimdi okudum hanıma. Dedi bu devirde hizmet eden var mı Allah aşkına? Ne olur soğuk su katma bu yaştan sonra pişmiş aşıma. Kusura bakma ana. Kusura bakma ana. Gönderemem hanımı ben sana. Ve 4. oğul. Ana darılma. Vakit bulup da mektubunu okuyamadım. Şimdi okuyunca ne demek istediğini çok iyi anladım. Benim hanımdan başka çağıracak gelin mi bulamadım? Kusura bakma. Gönderemem hanım oralara. Alışamaz ana. Ve 5. oğul. Ana. Abim söyledi. Abim söyledi, hizmete bizim hanımı çağırmışsın. Olur mu öyle şey? Doğalgazdan sobalı eve nasıl alışsın? Bir de önceden başlamış günleri var. Onlar yarım mı kalsın? Kusura bakma ana. Gönderemem. Bu sene bizimki kalsın. Ortak çözüm budur kardeşler. 4 kardeş hanımlarıyla bir araya geldiler. Anamızın isteği yerinde acil çözüm bulalım dediler. Bizler ne yapacağız diye düşünürken aklı gelinler verdiler. Kusura bakma ana. Sana hizmete ancak bacımızı uygun gördüler. Hoşça kalın.